Maskelerle ilgili konuşacağız. Arif Çınar. Konum profesörü yani. Evet. Şimdi sözü Arif'e bırakacağım. Bir yorgunluk var üstümüzde ya. Spor yorgunluğu doğru. Spor. Spor yorgunluğu değil. Spora gideceğiz. Psikoloji olarak psikolojik yorgunluk. Abi. Aynen. Şimdi bu maskelerle biz dolaştık birkaç gün. Deli gibi bakıyorlardı. İşte hasta gibi bakıyorlardı bize. Hasta sanırdı belki. Hatta yanımızdan geçerken yolunu değiştirenler. Aynen. Yol değiştirenler. Böyle... Şey de vardı hani çalışma prensibini düşününce hem dışarıdan gelenleri hem içeriden dışarıya gidecekleri engellediği için maskenin. Hasta olan taksi diğerlerinin taksisine. Daha mantıklı olmaz. Aynen. Sen de gittik. Tepecik Devlet Hastanesi'ne gittik. Sen gelmedin gerçi. Arabada bekledik. Zaten böylesin yani. Bir daha göster bakayım öyle. Ya böyleyiz yani. Hani etle tırnak gibiyiz o zamanlar. Çok insan var. İnsanlar da maske takıyor. Takmayanlar var. Ağzını kapatıyor. Mendille kapatıyorlar. Sağlıklı girsen kesin hasta olursun. Bir eczaneye girdik de tepkiler neydi? Niye alıyorsunuz? Hastaneye girdiğimizde kadın sordu. Niye bunu takıyorsun? Niye takmıyorsun? Soruya sorulu karşılık verip hemen orada bir dumur. Olmaması gereken bir şey yapıyormuşuz gibi davrandık. Halbuki biz olması gerekeni aynen. Yapıyorduk yani. Bizimkisi sıvacı ustanın kullandığı maskenin aynısı. Baktım ben ona 9001 V diye bir maske kullanıyordu o. Marka model numarası mı değil mi? Aynen. Yani takmamız lazım. Biz işte birkaç gün taktık. Takınca da zaten bir boğazlarda yine bir şey yapıyor. Bir de öyle bir şey var. Ben zaten şu an takmıyorsam şunu. Ama en azından o ağrı yapsın. Hani garip virüsler kapmıyorum yani. Bu en dandiği arkadaşlar. Bu gördüğünüz şey bir maske adı altında yani. Verilen şeyin en dandiği. Ha bir koruması yok ama güven de veriyor gibi ya. Sonuçta ona göre moleküller falan filan geçmez yani. Moleküller hocam. Moleküler transformasyon. Ya taktığımızda garip tepkilerle karşılaştık. Ya işte gündüz çıkmak lazım. Gündüz de ben dışarı çıkamıyorum. Evet. Bu arada biz bizim lokasyon bu geyiği yaptığımızda balıkçı parkı burası. Göster balıkçı. Balıkçımız. Bunlar da kediler. Balıkçıyı bekliyor bunlar. Bu arada Can mesaj atmış. Hah ne diyordun? Amcanız Türkiye'de kalmamış yani. O kaliteli maskelerden yok. Görmüşsündür. Aynen. Ağzını tam kapatmıyor. Anneler babalar yurt dışında. Hı-hı. Kardeşimin yanında. Hı-hı. Onlar gelecek uçakla. Dedim kardeşim annemlere babam annemlere falan. Kesinlikle maske al. Çok sonrasında tabii alamadık bizim durum. 15 euro ne oğlum maskeye ya? Şu plastiğin şu şeyi yani en dandiği 15 euro. O da şey dedi geçen dedi hepsi burada da. Yine şey, bimlersin burayı. Bir olan şey dedi 250 lira şu an dedi. Baktım internette gerçekten low para. Tam krizi fırsata döndürmüşüm neler ya. Normal maskeyi aldığınızda kabaca şöyle bir şey göreceksiniz tamam mı? Bunun bir tane üstünde bir yerinde şöyle bir sert bir tel geçiyor. Arif diyor ki, burada bir tel geçiyor. Şöyle evet. Büküyorsun kalıyor. Arif diyor ki bu teli. Şöyle diyor çeneye diyor bunu koyacaksın diyor. Diyor böyle diyor. Şöyle takacakmışsın diyor. Şöyle bak şöyle. Öyle. Çeneyi tutuyor. Ha çeneyi tutuyormuş. Arif böyle diyor. Ben de diyorum ki Arif'e. Şu şeklini alıyor. Şöyle şu. Evet. Şu. Biz de bununla iddialaştık Arif'le. Arif diyor yok diyor öyle takılmaz diyor. Gerizekalılar takar anca onu diyor öyle. Bilmez, öyle bir şey demedim. Öyle bir kelime benim ağzımdan çıkmaz. Hayır ya bırak. Cahiller böyle takar dedi. Öyle kötü dedim, tarzda Arif, kelimeler çıkmaz bende. Arif dedim ağzın ne der? Ağzın ne der? Sana mı inanayım ağzına mı inanayım? Aynen. Çarptı. Şeye çarptı ya şu. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Bunun takılma şekli yolu yordu ama budur dedim. Usulü bu. Sonra neyse Arif şey dedi bunu. Sen ben yokken sormuşsun güya da. Ne derece doğru ona da inanmıyorum gerçekten. Yok sordum. Ama öncesinde biz iddiaya girdik. Burgerine. No 7'de burger yiyeceğiz. Neyse. Okey dedim. Ben inanıyorum. Fikrime de güveniyorum. Bu kemeri yani burundaki boşluğu almak için. Ne yapıyorsun? Evet. TRT belgesel ekibi nereye çekiyordu? Dersin demezsin biz iddiaya girdik. Sonra benim o gün dişçide randevum vardı. Özgür abimiz buradan selam olsun. İzliyorsa kanala abone olursan Özgür abi kurban olun bir destek ya. Özgür abiye sorduk işte böyle. Dedim Arif dedim burnu dedim yanlış takıyor dedim. Doğrusu bu mu değil mi? O da dedi ki saçmalama Berat'cığım dedi. Gerizekalıya uyma dedi. Onun doğrusu dedi. Gerizekalı deyip senden bahsettim. Ondan sonra dedi böyle takılır dedi. Sonra tabii 30 liralık bir küçük hediye aldı Arif bana. Öncesinde ben de bir eczaneye gidiyorum. Bu plastik aşağıda mı olacak, yukarıda mı olacak dedim. İlk önce aşağıda söyledi. Sonrasında yukarıda olacağını, oranın orayı şunu, kapatması gerektiğini söyledi. Aşağıda evet. Aşağıda olması gerek galiba. Ama yukarıda olması burnu kapatıyor. Benim burun zaten normalde büyük olduğu için kendiliğinden kapatıyor yani gerdiriyor orayı. Burnu sarıyor daha doğrusu. Benim burun da etli ve tombik olduğu için zenci burnu dediğimiz. O gün önce beni Melis kuşkulandırdı. Melis dedi ya Berat senin masken iyi durmuyor Arif'inkine güzel duruyor dedi. Ben ondan dayanakla böyle bir kanıya vardım aslında. Buradan Melis bizi izliyorsan kanala şuradan abone ol. Bir de şu domuz grebini yiyen kurban olayım yeter ya. Geçen zaten Melis'i de böyle karşıladık. Ya TRT belgesel nereye çekiyorsun TRT belgesel burada motosikletimi çekiyorsun nereye çekiyorsun ya. Ondan sonra öyle ne anlatayım sana ne istiyorsun? Maskeyi bereni. Çıkartalım artık ya. Ağız beresi. Çünkü benim nacizane minnoş burnum tamamen bu şekilde yani siz de doktorunuzun. Ama gözden de giriyormuş diyorlar Berat. Vallahi giren gözden de girer. Gözden. Nacizane burun deliklerime. Yani senin girişler daha büyük olduğunda. Kanka şimdi. Burun 5 milyon tutarsa senin burun 1 milyon mikrop tutar.
Seninki net 5 ya. 2.5-2.5 alır vallahi. Mikropla virüs arasında ne fark var? Vallahi bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Sen biliyor musun? Virüs ne, mikrop ne? Lan mikrop birazcık daha küçük herhalde. Virüs daha fazla etkileyici. At mı lan bu bir yere kadar tay deniyor, ondan sonra büyük ata dönüşüyor falan. Şarkıcı vardı mikrop, sahne alıyordu. Ama mesela herkese bulaşıyordu. Sahneden bulaşıyordu. Aynen. Belki de o yüzden şeydir. Ama virüs değildi yani, mikroptu yani o adamın ismi mesela. Daha kolay bulaşıyor diyebilir miyiz mikrop? Hakikaten ya, mikrop ne, virüs ne? Arkadaşlar bilenler yorum atsın. Bu arada her yerde polis var bugün. Durduruyorlar falan. Bugün silahlı salı günü. Salı günü. Can arıyor. Hadi bakalım. Efendim? Şöyle el kaldırdım, hadi bay. Öyle yani. Devamını isterseniz şeyde yapalım. Oturduğumuz yerde. Ya da oturacaksak otodromda. Aynen. Bozuklukları alsaydık Arabey ya. Bozukluk almışım yanıma. Kaç para var? 4,5 lira var. Ne alabiliriz 4,5 liraya? 4,5 lira. Bu kadar topladım. Bunlar küçük bayiler. Selam. Oo Can, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Merhaba. Aynen. Sen kameraya Can, alışıksın. Can'ın arkadaş. İsim neydi? Beril. Sen tıraş mı oldun? Evet abi. Oo. 2005 doğumluyum, LoL oynamayı. Kaymak gibi olmuş. Kabaca. Tıraş doğumlusun. 96. Öyle mi? 95 evet. Sonu o zaman. Yeni kasa. Dön. Oğlum yanaklar, yemin ediyorum. Yanaklar 2007 ya. Yanaklar 2007, ben sana söyleyeyim. Sırtımdakiler. Arif Çınar da koşarak 50 kilometre yapabiliyor. Evet. Şey biliyor musun biraz? Canlı. Kara canlısı mı? En uzun mesafe durmadan koşabilen tek canlı bizmişiz. Aynen, olabilir. Doğru, inanırım. Aynen. Maratondan dolayı da ya, fizyolojik özelliğimiz yani. Ne tarafındasın? Ne tarafındasın? Düz. Hoş geldin. Hoş bulduk. En hızlı ne diyordun? Bir daha söyle şimdi. Ya en hızlı koşabilen canlı biz değiliz ama en uzun mesafe hiç durmadan gidebilen canlı bizmişiz. Aynen. En hızlı kara canlısı hangisi peki? Kara canlısı. Karacadır herhalde. Hayır. Çita galiba. Eski yapıldı ama. Kötüydü. Kötüydü, fark ettim ama. Kötüydü yani. Bugün de salı. Can el sallıyor. Can. Düşmez yani bugün. Ne? Dolar. Dolar düşmez ya. He? Kapının önüne masa koymuş. Bir sessizlik var mı? Hayat musun falan filan? Anlamadım. Aynen öyle. Sessizlik var ya. Salı günü muhabbeti mi acaba? Hiçbir fikrim yok. Çalan çalıyor bak. Çalan çalıyor ne? Genel olarak bir sessizlik yok mu? Baksana. Kolum ağrıyor lan. Hakikaten kamerayı tutmak zormuş. Bot ağrıdı. Sahilde mi durmamız lazım illa? Buralarda nerede duracağız? Arif abinin montu çok güzel. Gel geçelim. Karşıya sağ geçelim. Arif abi montun çok güzelmiş. Teşekkür ya. Ederim. Senin montun da güzel. Seninkisi böyle old school böyle. Aynen. Şey. Hani 1980'lerde liseden ya. Çıkıp. O yüzden yaşını sordum hani. Benim ben 80'ler falan olunca. İzmir'de yani. Arif'i montuyla tanıyorlar zaten. Sen gittin mi? Ama çok duydum Pattaya yapalım. Pattaya'da kadınlar var genelde ya. Aynen. Kadınlar dediğin şimel hani ladyboy aynen. Gitmedin ama gideceksin herhalde. Yani gitmem herhalde. Gidebilirim ya da bilmiyorum. Abi bilmiyorum ya. Hani merak etmiyor değilim. Sokakta bildiğin böyle şey hani bizde çağla badem satarlar ya hani evet, onlardaki gibi satıyor. Benziyor zaten mesela o çağla badem gibi böcekler var mesela. Yiyorlar çak tak atıyorlar böyle tak tak. Çak tak tak tak. Bir de oradaki arabaların adı neydi? Tonton muydu? Tuk tuk ha. Diğer kapıda. Ben mi alayım? Kapı sarayının. Aynen, top kapıda. Al Can. Ama dönerken alırım bunu. Ben bununla uçuyorum deme bana. Yok hayır, bununla değil. Yani gözlüğüm var şu an benim sırtımda da. DJI gelene kadar onunla takılacağım. Ne yapayım? Arif ne içiyorsun Arif ya? Pomerade. 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 Alkol içmeyiz ya. Gayet sağlıklı bir hayatımız var yani. Aynen öyle. Geçen içimden ne çıkmış gördüm bir tane de yayınladılar. Yine o ünlü marka. Ya o böcek gibi değil aslında. Meyvenin posası aslında. Meyvenin şey. Posası. Bir fabrikasyon ortamında kalıyor o tankın bir yerinde orası. Aslında kötü bir şey değil ama tabii ki de iyi bir şey de değil. Bazı insanlar nasıl bok gibi rüzgar esiyor. Soğuk. Evet. Arif'in Taylilere özel atasözü. Can gidecekmiş Tayland'ı, çok merak etmiş. Sevdim, Pattaya'dayım seni. Gideceğim mi? Pattaya'ya kesin bir uğramam lazım. Ben zaten bu tarz kültürel aktiviteler. Bu virüsten sonra da gideceksin mi hala? Sağdan devam edelim o halde. Aslında burada da uçulur da. Ama burada. Şirin nerede uçalım? Teletabilesle uçalım ya. Teletabilesle. Teletabilesle uçalım. Teletabilesle. Tabii hava soğuyunca konuşma falan gidiyor. Dilde uyuşma ama bir de şeyde Dimes Narış'ta. Dilde sadeleşme var bir de. Dilde sadeleşme. Dilde sadeleşme öncüsü akımcılarından Arif Çınar. Ayakkabı buldum.
Boka mı bastın yine? Hayır, ayakkabıyı yere vurdum. Boka bastın ayakkabıyı ne yaptın Berat? Hala duruyor, kaldırdık. Ev terliği yaptım. Ev terliği mi yaptın? Sen orada kaç sene kaldın? 2 sene kaldım. 2 sene kaldım. Pattaya'da mı? Yok, Bangkok'ta yaşadım ben. Ayıp bekletmedim. Bangkok mu? Bangkok'u hep şöyle tanıyorum. Hani filmlerde bir tane lüks bir otel vardır. Çatı katında havuz vardır ve o havuz şehre bakar. Binalar var işte. Üst katlarda havuzlar. Neden döndün o? Sıla hasreti. Orada bir kekleme. Aynen. Bir de çaresizlik diyelim ona. Aile özlemi, aynen. Aile özlemi. Bir de çaresizlik diyelim. Ne çaresizliği oğlum? Çaresizliği de ekleyelim mi oraya? Ekle oğlum, ekle. Hayır, bırak abi, ekle oraya. Geri saat 11, Bostan'a 4 insan, çevrede hiç kimse yok. Ne yapmamız gerekiyordu bu saatte? İşte orada öyle bir şey yok Berat. Şu grafitinin oradan çıkacağız. Biz bu arada her zamanki yere geldik. Bostanlı Kaykay pisti. Birazdan bakalım. 4 tane pil getirdim yanımda. Ooo, bir şey daha söyleyeyim mi? Galiba, değil mi? Oğlum daha bir aydınlık geldi bana bu. Şu böcek değil, bitkisi sıkıntı yok. Şöyle oturalım mı? Diyeceğim ama gene göt dondurur oralarda. Ya oturacağız mı zaten? Ayakta dururuz ya. Ayakta duracağız ha. O yüzden oraya gitmeye gerek yok. Yok yok, orayları kullanırız. Bence de, çünkü orada da oturamayacağız, burada da oturamayacağız yani. Sonuçta drone uçacak bir yerde. Sen az önce osurdun mu? Aa yok. O sesi inşallah şunun kapanma sesidir. Bakayım. Bu ıslak osuruktu bu. Şunu? Islak osuruk. Islak osuruk. Ne? Bırakıyorum. Duştan çıkmış, duştan çıkmış ıslak osuruk. Oğlum osuruk her zaman komikti. Osuruk her zaman komik. En ciddi alanda çekiyor da komik. Çekiyor mu hala çekiyor. Beni çek, beni. Betonu yok, değil. Arif ya. Falan yeterli olsa. Buradan Arif'i... Elimizi oynatabiliyoruz değil mi bunu Berat? Her senin bakımını yatırmadığım için. Ya sen var ya, tam Japon turistsin ya. En büyük teknoloji var elinde ama kullanamıyorlar ya böyle, hani böyle. Aynısısın ya, aynısısın. Seni anlamadım. Soru olabilir. Beril Hanım parkurcudur. Neyin parkuru? Parkur. Koşuyor musun yani? Koşuyorum. Engellerden atlamam. Ha öyle mi? Ayrım ben misiniz? Aynen biraz. Bilmem ne deyince şey değil miydin? Hayır be ya, öyle şey var. Sen yine parkur koşusu var. İşte engelli atla bilmem ne. Sen şimdi soru sordun ya. Bırak konuyu bilen insan açıklasın ki. Parkurla alakası yok Ayrın'ın şimdi. Benim. O zaman Ayrın'dan tanıdım. Bilal'ım ne yapar bize onu anlatsın o zaman. Bilal'ım. Bilmiyorum, anlamıyorum. Ben bilmiyorum. Ayrın'dan nedir? Bilmiyorum ya. O yüzden soruyorum. Parkur yapsam ben. Yani parkurun olduğunu bilmiyorum gerçi. Şunlar da parkur. Parkur yapmak abi. Desem buna bu şey zanneder. O şantiyede hani böyle zanneder. Mesela bir parkur yapabilmek için ne gerekir? Deneyim. Experience. Aşırı mı? Evet. Mesela burası parkur yapmak için ideal midir? Aynen. Potansiyel bir spottur. A noktasından B noktasına en kısa sürede. Abi sen hiç parkur yaptın mı? Ben mi? Evet. Yok abi, hiç anlamam. Benim sporlarım genelde oturarak yapılan, genelde sadece parmaklarımızın çalıştığı, o tarz sporlara bayılırım. E-spor. A haber, A spor. Espri anladın mı Arif? Telifi de gör. Telifi de gör. Abi ben kamerayı üstadına vereyim. Üstad ben değilim. Ya. Benden en fazla üstad olur ya. Bak. Kaça veriyorum? Şu burnunu bir kaldır. Ya dur. Bir kaldır ya. Dur yapma. DJ'nin çıkarttığı son. Bunu zaten Berat abi yayında hediye onu. Etti. Hediye ettim. Kime hediye ettin? Fanlarımıza hediye ettim. Allah Allah. Berat şunu ışını yaksana. Al Arif. Bu benim uçuş sürem, bu da uzun uçuş sürem. Uçuş tarzıma göre OCD kullanmadığım için bu şekilde izah ediyorum. İkisi de sayıyor böyle 19, 8, 7, 6. Şurada bir rakamlar bir şeyler var. O benim IBAN. Patreon aynen. Hesabıyla. Arkadaşlar bunlar Patreonlarımız, destekçilerimiz. Can beyefendi açıklıyor şu an zaten. Evet. Can bu arada drone pilotu mu tutsun? Yok, kamyon şoförü olsun. Beni güldüren çocuk. Hadi çek, ben... takıyorum bak. Olayın bütün her şeyi. YouTuber'ınızı tanıyın. Öyle uçmalar kaçmalar. Ha şey mi, GoPro mu? Hadi deneyelim bakalım. Hadi. Yağmur yağmaya başladı. Aynen. Bu bizim spor anlayışımız bu. YouTuber'ınızı tanıyın. Görüntü nasıl bilmiyoruz, onu da hiç denemedik bu arada Can, biliyorsun. O gözlüğü tamir ettik ama. Geldi. Bu da Arif. Arif'i çekelim. Tanıyın, kameramınızı tanıyın. Heh. Abi gerçeklik hissiyatını arttırmak için kulağını üfleyebilirim hani, sanki gerçek yok. Oğlum çok iyi ya.
Yani daha güzel ortam olsa çok daha güzel uçulur da. Gözlüklerimiz uçuyor ya, çok güzel. Aynen, teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimi çekiyorsun? Drone'unuzu tanıyın. Drone. Demin Berat acayip bir şekilde sinirlendi. Evet, mesela sinirlendi. Bir YouTuber'a yakışmayacak şekilde. Bir YouTuber'a yakışmayacak şekilde. Aynen. Hiç yakışmıyor abi. Arkadaşlar. Destekçilerimiz de var burada. Abi senin drone'un kaç inç? Arif'e sorsanız, Arif çok daha iyi biliyor bu konuları. Arif'e sorsana. Arif şu an tam böyle yavşak modunda. Berat aç şu gündüz. tam yavşak modunda biliyorum. Arif'i tanımış olduk. Arif az önce şey demiştik yani, osurma videosunda hani onları çıkart, evet, onlar komik, evet, değil. Onu bok çıkartırım ben videoda. 50 partikülle. Sulu götünün hepsi, herkes duyacak senin adını. Dur, lens bu kirlenecek. Onunla bunun arasındaki fark ne Berat? İkisi de aynı. Birebir aynı. Neden peki farklı? Yedekli takılıyor. Yedek. Her şey aynı. Kasa. Kasa, motorlar, kullandığım... ESC kontrolcü, frame, piller, alıcı, verici, VTX, kamera. Mesela bana böyle soru sor ya. Bunlar ikiz İngiliz biraderler bunlar. Wright kardeşler. Wright kardeşler aynen. Bu Wright, bu kardeşler. Dur, aleti alalım. Aleti aldın mı aleti? Aldım. Kaç tane pil getirdin Berat? 73. Oo. Bol bol uçarız diye düşünüyorum. 8 saat buradayız. Anca gölgesini görebiliyoruz ya. Geldim. Hadi gölgesini de şey yapayım. Nereye uçacağını da söylesem bari. Bir de durun. Şimdi ben mesela parmağını sana değdirsem nereye yarılır acaba? Ya sikir git Berat. Antono! Elime dokanma. Onlar durmuş galiba. Onun drone'ları durmuş. Beyler bir drone ya. Nereye çekiyorsun gene? Çaktırmadan böyle habercilerin şeyi çektiği, röportajı çektiği gibi saçmalama. Çekiyorsun yemin ederim. Saçmalama. Halı gözüküyor böyle yerde. Böyle halı. Ne olsun? Şimdi pili değiştiriyorsun galiba. Asıl amacım bunu denemekti bugün. Gayet bebek gibi uçuyor şu an. Bir de telefonum ötüyor. O da çalışıyor şu an. Telefonu da çalışıyor. Göstereyim mi izleyenlere? Telefonu da göstermek ister misin? Özür dilerim. Allah beni kahretsin. Çekeyim mi? Nereye çekiyorsun gene sen? Utançlı çekeyim, dur. Lütfen. Devam et, her şey. Düzgün gitseydim yüksek lisansı... Yamuk mu gittin? Aynen, yamuk gittim biraz. İşte olaylar oldu onu. Sen nereye çekiyorsun gene? Gidin mi abi? Nereye çekiyorsun? Adamı çekiyorum ya. Adamın göbeğini çekiyorsun gene. Adamın neresini çekiyorsun? Yemin olsun. 950'de mi okuyordun? 950 mi? Yok abi, ben İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde okuyorum. Tamam. Biliyor musun nerede? Biliyorum, Urla'da. Helal olsun. Normalde bilmiyor kimse. Normalde dedin, Berat'ı gösterdin. Yani, bıraktın mı orayı? Ben oraya yatay geçiş yaptım. Der ki bana, 3. sınıfsan geleceksin, baştan başlayacaksın. Ha. Şimdi orada mı okuyorsun şimdi? Orada okuyorum. İyi, güzel. Sen ilkokuldan niye ayrılmıştın? İlkokuldan... Herkes Arif tanısın. Herkes YouTuber'ını. Herkes sayaçlar sıfır. Let's go, davay tramvay. Ya bir durun. Bu espri var ya, net 3-5 sene daha gider ha. Artık bilim adamı demiyorlar be, bilim insanı diyorlar. Ne diyelim? Art mı diyelim? Oo, yere silme geçti. Şu demirin altından geçebilir misin Berat? Ha, hadi çek, hadi geçti. Az önce geçti. Evet. Ne oldu lan, korktun mu? Ne korkacağım ben? Tekme atsam uçacak gidecek. Korktun mu? Kankam benim, bu adam ya, adam. Durunuz tanıyın. Oğlum deli ses çıkartıyor ya. Şeylerden dolayı, pervanelerin açılarından dolayı ses değişti. Şimdi çok fazla rüzgar var şu an. Baksana savuruyor. Ne oldu ya? Niye korktun ya? Altın ya. Like'a çökün ya. 3 like'a bitiriyorum bu işi. Yer paylaşımında. Aynen. Kapattım abi. Bugünlük bu kadar. Tamam, yeter. Hadi Berat, topla da kaçalım. Kaçalım. Donacağız.